Selam arkadaşlar, vadideki gezimize devam ediyoruz. Evet, şu anda arkadaşlar yine bir tünel girişi. Evet, ilerleyelim. İleride güzel bir basamak mevcut. Manzara arkadaşlar bir harika. Evet, yine bir arkadaşlar toplantı salonunu anımsatan güzel bir oda diyeyim ben size. Yanları da aynı şekil duvarlarla örülmüş. Aşağıda da bir kat mevcut arkadaşlar. Şu şekil yağmur oluğu bırakılmış arkadaşlar, buradan yağmur oluğu açılmış. Evet. Evet arkadaşlar. Mağara arkadaşlar, burada da ateş yakılmış zamanında. Duvarda arkadaşlar siyah duman lekesi, iz mevcut. Burası arkadaşlar bir toplantı salonunu anımsatıyor. Hemen mağaranın arkadaşlar, yani odanın diyeyim, içerisinde yine 4 adet kare oyma mezar işareti mevcut. Hemen karşıda da aynı şekil murç izi mevcut. Bir adet mezar işareti mevcut arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar küçük basamaklar mevcut. Sanki o dönemin kralının toplantı yapmış olduğu bir minberi anımsatan bir yükseklik mevcut burada. Evet, hemen buraya çıkmış. Evet. Aynı şekil. Şu an arkadaşlar bu yükseklikteyim ben. Hemen arkadaşlar altta bir müjdelik yeri mevcut. Buranın arkadaşlar müjdelikleri alınmış. Belli zaten işaretlerden de. Evet, şu merdivenden aşağı ineyim. Hemen arkadaşlar mağaranın tavanını arkadaşlar defineci arkadaşlar oymuş. Kireç taşının da etkisiyle, yani şekiller mevcut ama arkadaşlar tavanı oymuşlar, bir şey bulabilir miyiz diye bir şey bulamamışlar. Birçok işaret var. Devam edelim. Şu anda arkadaşlar güzel bir merdiven yapılmış buraya. Yani mağaranın hemen çıkışında. Ama arkadaşlar burası burada son buluyor. Zamanla arkadaşlar yoğun geçen kışların ardından buralarda yıkıntılar meydana gelmiş. Burası göçmüş gözüküyor. Evet, şu anda sona geldim arkadaşlar. Yani vadiden arkadaşlar yüksekliği yaklaşık 400-500 metre yüksekliği var buranın. Yani bir insan buradan düşmüş olsa herhalde arkadaşlar yere çakılmadan havada ölür diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şurada küçük bir geçit var. Ben şu şekil geçmeye çalışayım sizlere.
göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle çok küçük bir, yine bir tuzak arkadaşlar burası. Bakın hemen kayanın arkasında bir yer daha mevcut ama arkadaşlar buradan geçmek imkansız. Yani tuzak burası arkadaşlar. Büyük ihtimal kral mezarı. Zaten ben size arkadaşlar videomda da paylaştım. Kral mezarı yükseklerde olur. Videom var hemen. Daha önce geçmiştim buraya ama şimdi geçmiyorum. O videomda kral mezarının odasını izleyebilirsiniz. Kral mezarı yüksekte olur isimli videomda bu videonun devamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, işaret bol arkadaşlar. Birçok tarih yaşamış buralarda. Bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlar, eğer işaretler mevcut ise bulunduğunuz şehrin müze müdürlüğüne müracaat yaparaktan arkadaşlar yaklaşık 1500 lira falan bir ücret ödüyorsunuz. Büyük ihtimal o da işte evrak takibinde falan, evrak işlemlerinde kullanılmak üzere 1500 lira ücret ödüyorsunuz. Müracaatınızı yapıyorsunuz. Size bir ay süre veriliyor. Bu bir ay süre içerisinde arkadaşlar siz ekibinizi kuruyorsunuz. İşte iş makinesi vesaire, bir sürü eleman ve sizin başınıza tayin edilen devlet memurlarının iaşelerini de siz karşılıyorsunuz. Bir ay kazı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kazı neticesinde arkadaşlar, eğer ki bulunduğunuz ortam tapulu bir arazi ise arkadaşlar, devlet size bunun %40'ını veriyor. %10'unu ise arkadaşlar tarla sahibine veriyor. %50'si de devlete kalıyor arkadaşlar. Eğer ki kazı yaptığınız alan arkadaşlar bir hazine arazisi ise, yani devlete ait bir ormansa, size devlet bunun %50'sini veriyor. %50'si de devlete kalıyor. Yani işinizi arkadaşlar resmi yapın. Resmi işten şaşmayın. Çünkü define kanunları o kadar karmaşık ki arkadaşlar, başınızı ağrıtmaya değmez arkadaşlar. Dediğim gibi birçok işaret mevcut arkadaşlar. Bu yüzden kazmayla, kürekle bu işin olmayacağını size söyleyeyim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, birçok arkadaşımız diyor ki yani altın çok nadir denk geliyor. Bunun sebebi nedir diye soruyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Altın arkadaşlar ağır bir yoğunluğa sahip bir metal türü. Altın. Bu yüzden arkadaşlar toprağa düştüğünde altın, zamanla yağan yağmurlar, oluşan depremler, yağmurlar altını derine doğru çekiyor. Toprak derine doğru iniyor. Yani bu sene atıyorum 1 metre derinlikte bir tek altının olduğunu düşünün. Bu altın 20 santim daha aşağı ilerliyor. Evet. Yani bu şekil altın arkadaşlar, niçin bulamıyoruz diyen arkadaşlara cevaben söylüyorum. Gerçekten zor, eskisi gibi yani bulunmuyor artık yani. Her yerde olur mu derseniz arkadaşlar, maalesef evet. Her yerde olur arkadaşlar. Çünkü eskiden cüzdan olmadığı için insanlar at sırtında hayatlarını savaşlarla sürdürdüğü için arkadaşlar, küçük keseler mevcuttu. Bu küçük keseler içerisinde altınlar arkadaşlar, at üzerinde giderken muhtemelen dökülüyordu. Bu şekil bulunabiliyor bazı yerlerde. Şimdi gelelim arkadaşlar makine cevabına. Yani makine ne önerirsiniz arkadaşlar? Mesela Lorenz olabilir, Gemax 2 olabilir.
georadar sistemleri olabilir. Yani kayadaki boşluğu gösteren cihazlar olabilir. Bunları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yazık yani, çubuğa verdiğiniz paraya yazık diyorum arkadaşlar. Yani bir düşünsenize, yani bir makinenin bulduğu tek parayı dahi bulamıyor yani. O yüzden çubuğa para vermeyin arkadaşlar. Çünkü çubukla daha bir şey bulanı görmedim, duymadım yani. Hiçbir şekilde önermiyorum. Evet arkadaşlar, bir günlük burada gezimizi sonlandırıyorum. Haftaya daha güzel yerlerden, daha güzel işaretlerle sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum.